Sayın Kaymakamım, Sayın Yedek Vekilim, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer protokol üyeleri ve Sayın Doçent Doktor Zeki Gürel Hocam, çok kıymetli davetliler, değerli basın mensupları, günden yarına Osmancık Konulu Konferansımıza hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, Doçent Doktor Sayın Zeki Gürel'in biyografisi, günden yarına Osmancık Konferansı, çiçek ve plaket takdimi kapanış. Sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Eğitim Sistemi'ni
programlarda görevler aldı. Birçok derginin yayınlanmasına da katkıda bulundu. Halen Bolu Havadis Gazetesi yayın kurulu üyesidir. Birçok derneğin kuruluşunda ve faaliyetlerinde katkıları olan Sayın Güler, Dünya Der, Dünya Yazarlar ve Aydınlar Derneği ile Balkan Yazarlar Birliği'nin kurucularından olup, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi haberleşme üyesidir. Anadolu öğretmen liselerine ve üniversitelerin ilgili bölümlerine çocuk edebiyatı dersinin konulması için girişimlerde bulunan Sayın Gürel'in akademik çalışmalarındaki öncelikli ilgi alanları çocuk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, yabancılara Türkçe öğretimi, yurt dışında Türk çocuklarına Türkçe öğretimi ve Türk dünyası edebiyatlarıdır. Çin Seddi'nden Baltık Denizi'ne kadar Türk dünyasını gezme ve görme şansı oldu. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk dünyasında, Arap ülkelerinde ve Kafkaslar'da araştırmalar yaptı, konferanslar verdi, bildiriler sundu. Yurt içi ve yurt dışında pek çok çalışması ve sayısız eseri olan Sayın Gürel'in UNESCO'yla ilgili yaptığı çalışmalar ise Osmancık'ta Koyun Baba Vakfı, Osmancık Maniyeleri, Hazin Bir Aşkın Hikayesi, Osmancıklı Aşık Ali Acık Hayatı, Sanatı ve Eserleridir. Saygıdeğer hocamız, Doçent Doktor Zeki Gürel'i konferansını vermek üzere kürsüye davetini arz ederim. Süleyman Çelebi Hazretleri diyor ki Mevlid-i Şerif'inde Allah adını zikredelim evvela vacip doldur cümle işler her kula. Her kim ki evvel onu ana Allah asan eder her işi ona. Eğer bir Mevlid yazarını yetiştirmiş olan Çorum'un Osmancık ilçesinde sohbetimize böyle başlamazsa atalar ve onların torunları bizden razı olmaz diye düşünüyoruz ve bir besmeleyle, Türkçe bir besmeleyle sohbetimizi başlatalım. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Efendim cümlenizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi bugün de hubbil vatan minel iman diyerek vatan sevgisini imandan bilip vatan için canı feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor. Gazilerimizi de saygıyla anıyor. Evet, vatan sevgisi imandandır. İmanı kavi tutabilmek için, daha doğrusu sevebilmek için tanımak lazım. Tanımadan sevmek, tanımadan sövmek eşdeğer. Yani ikisi de sahtedir. Onun için tanımak lazım. Sevmek için de tanımak lazım, sövmek için de tanımak lazım. Tanıdıktan sonra sevilecek bir vatan coğrafyası olduğu kanaatindeyim Osmancığım. Tanıdıktan sonra sevmeyeceğimiz bir vatandaşımızın olabileceğini de tahmin etmiyor. Tanımadığımız için problem yaşıyoruz. Tanıtmadıkları için bize biz problem yaşıyoruz. Onun için ben dilimin döndüğünce Çorum'la ilgili, Osmancık'la ilgili intibalarımı sizlerle paylaşacağım. Hele hasbelkader bir tarihte, iki senede olsa
İki seneye yakın Osmancık'ta bulundum. Evet, çok güzel günlerim oldu. Tabii Osmancık'ta acı günler de yaşadım. Ama Türkiye'nin o günkü şartlarında bunlar da bizim için kazançhanesine yazılacak şeylerdi. Evet, Osmancık dediğimiz zaman ne akla geliyor? Osmancık adından başlayalım önce. Osmancık adı nereden geliyor? Evet, tarih kitapları Osmancık adıyla ilgili şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, evet, Osman Gazi, yani Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, Kırklareli yakınlarında dünyaya geldi. Evet, Profesör Doktor Fuat Köprü böyle bir şey söylüyor ama tarihçiler bunu doğru olmadığına dair kanaat belirtiyorlar. Peki o zaman nereden geliyor? Kızarsa zamanla Pimoloji adı var buranın. Pimoloji'de mi? Pimoloji'de diye bir adı var. Ama efendim biz coğrafyayı vatanlaştırırken adını da tabii ki değiştiriyoruz. Coğrafyayı vatanlaştırırken diyorum. Bak, bu çok önemli. Coğrafyayı vatan kılan efendim unsurlar önemli. Osmancık adı eğer Osman Gazi'den gelmiyorsa, yani Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'den gelmiyorsa, o zaman bir başka Osmancık'tan bahsetmemiz gerekiyor. O Osmancık'ta Danışmend oğullarından bir Osman Bey var. Danışmend oğullarından bir Osman Bey var. Büyük ihtimalle o Osman Bey'den geliyor. Danışmendlerin burada ne işi vardı? Bize anlatılan resmi tarih üzerinden okuma yaparsak pek çok şeyi doğru anlamayız, doğru anlatmayız. Ama resmi tarihe de itiraz etmek kimin haddine? Kimse itiraz edemiyor. Ben ne diyorum? Kızmayın, darılmayın ama efendim ben resmi tarihe itiraz ederim. Çünkü resmi tarih bazı şeyleri gölgede bırakıyor. Efendim görmemize engel oluyor. Şimdi imtihan edecek olsa desek ki Anadolu'ya Türkler ne zaman girdi? İstisnasız herkes efendim hepimiz 1071 Malazgirt diyecek. Yani bu istisnası yok. Herkes devletin en tepesindeki Cumhurbaşkanımız da öyle söylüyor. Tarih kurum başkanımız da söylüyor. Herkes öğretmenlerimiz de öyle anlatmaya devam ediyor. Bu resmi tarih. Peki milli olan ne söylüyor? Hakikat ne diyor? Hakikat Osmancık'ın adını Osman Gazi'den getirmediğinize göre Danışmentler'den getiriyorsanız Danışmentler Selçuklu'dan önce milattan önce burada. Efendim şair ne güzel diyor. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Roma, Bozkurtlar ordusu geçti hücuma, yeni bir şevk ile gürledi gökler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Şehitler kan döker bayrak solmaya, Anadolu başlar vatan olmaya, Kızıl Elma'ya, hey Kızıl Elma'ya, en güzel marşını kurmada mehter, Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Evet, bu şiir Malazgirt'i anlatan bir şiir. Niyazi Yıldırım Gencosmanoğlu yazmış bu şiiri ve Malazgirt zaferinin ilk defa yıl dönümünde yapılan merasimde marş olarak söylenmiş. Ve açılan yarışmada da birinci gelmiş. Bakın arkadaşlar, 1970'li yıllara kadar Malazgirt zaferiyle ilgili kutlamamız yok. Ve ilk defa askerler kutluyor, ordu kutluyor. Vatandaş gene piyasada. Efendim 1071 Anadolu'ya girişinizi öyle anlatıyorlar. 1071'de Anadolu'ya geldik derseniz, 1200'lü yıllarda Osmanlı ile Balkanlara çıktık derseniz pek çok problemi anlamamış ve problemin sağlıklı reçetelerini de yazmış olamaz. Türkler Anadolu'ya 1071'de girmediler. Türkler Anadolu'ya milattan önce 700 yılında Türklerin kurduğu devletin başkenti Anadolu'da Sinop'tu. İçimizde tarih hocası varsa itiraz ediyorsa efendim gelsin programdan sonra ben ispat edeceğim. Bakın milattan önce 700 yılında başkent Sinop, biz ne diyoruz? Anadolu'ya 1071'de girdik. Arada kaç sene var? Anadolu'ya 1071'de girdik derseniz Anadolu'da şu anda yaşadığınız pek çok problemin sebebini anlayamazsınız. Ve çözümünü de üretemezsiniz. Milattan önce 700 yılında başkenti Sinop.
Efendim aslında liselerde edebiyat derslerinde bunu anlatıyor hocalar ama arka planını anlatmıyorlar. Alper Tunga öldü mü? Islık acıyor kaldı mı? Dindi yürek yırtılır. Alper Tunga sabusunu anlatıyor hocalarımız. Ben de hocalık yaptım. Bana da üniversitede Alper Tunga sabusunu anlattılar. Ben de Osmancık Lisesi'nde anlattım Alper Tunga sabusunu. Ama Alper Tunga'nın kim olduğunu anlatmadım. Anlatan hocaya da rastlamadım. Efendim, İstiklal'in efendim sakat komutanı. İşte Alper Tunga'nın kurduğu devletin başkenti Sinop. Milattan önce 700 yılında. Bilinen bütün dünyaya hakim olduğu için Alper Tunga, dünya onun için ıssız kalıyor. İşte onun için bütün dünya ağlıyor adama. Çünkü adam bilinen dünyanın hakimi. Bilinen dünyanın tamamına hakim. Ya Balkanlara geza 1300'lü yıllarda geçtik derseniz neyi halledemezsiniz biliyor musunuz? O zaman 1071'i de izah edemezsiniz. 1071'de Malazgirt Ovası'nda Alparslan'ın ordusunun sayısıyla Roman Diyojen'in ordusunun sayısı arasında dağlar kadar fark var. Alparslan nasıl kazandı savaşı? Bir cuma akşamı. Alparslan'ın savaşı kazanmasının arka planındaki Allah'ın hesabı, bu Allah'ın hesabı arka planında Türkçe. Balkanlara Osmanlı'dan önce efendim Selçuklu'dan önce geçmiş olan Türkler var. Uzlar var, Kumanlar var, Peçenekler var. Ve bu kardeşlerimiz Hristiyan. Malaşe'ye Roman Diyojen'in ordusuyla beraber Alparslan'la savaşmaya gelmişler. İşte bu kardeşlerimiz Alparslan'ın ordusundaki Türkçe ahengi, Türkçe sesleri duyunca birdenbire Roman Diyojen'in arkasından ayrılıp Alparslan'ın saflarına geçtiler. Yani Alparslan'la birlikte Müslüman Türklüğe Anadolu kapılarını açan zaferin arka planında milli tarih var. Bize anlatılmayan tarih var. Onun için hemen bu tarihi de dikkatli tarihe de dikkatlerinizi çekmiş olayım. Bu tarihle ilgili yine bir şey anlatayım. Bir seferde anlatıyoruz. Alper Tunga'yı anlat. Alper Tunga'nın bu tarafını anlatalım. Bak bunu unutmayalım. Hemen Dede Korkut hikayelerini anlatıyoruz. 12 tane hikaye diyoruz. Mantıken 24 hikaye olması lazım. Eğer Oğuz Türklerinizse. Niye? Oğuz'un 24 boyu var. 12 tanesi ele geçmiş, ötekiler ele geçmemiş. Mutlaka bir gün ele geçecek. Ele geçenlerin içerisinde Kantura oğlu bilmem ne diye bir hikaye var. Hikayeyi okutuyoruz öğrencilerimize. Ama Kantura'nın kim olduğunu anlatmıyoruz. Kantura kim? Cevap yok. Size sormuyorum. Bizim bu dersi yapanlara soruyorum. Cevap ver. Üniversitedeki hocalara da soruyor. Kim Kantura? Evet, nereden verin Kantura kim? Ben biliyorum Kantura'nın kim olduğunu. Kantura kim biliyor musunuz? Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Tarihi isimli bir kitabı var. Yeni Harfler'de de yayınladı Diyanet. Merak eden arkadaşlar varsa okusunlar. Mustafa Asım Köksal'da hatırı sayılır bir alim insan. Efendim Bağlum'da mezarı. Bağlum'da mezarı ziyarete gitti. Giden olursa Abdülhakim Arvasi'nin kabrine yakın bir yerdedir Bağlum mezarlığında. Yani benim böyle garip şeylerim vardı. Ben insanlar mesela dün Elmalı Hamdi Yazır'ı çarşamba günü Akit'le ilgili konferansım vardı. Orada Elmalı'yı hayırla yad ettim. Dedim ki hayırla yad etmek olmaz. Ziyaretine gitmek lazım. Dün Elmalı Hamdi Yazır'ın ziyaretine gittim. Sahra Ecevit efendim kabrinde, mezarlığında İstanbul'da. Şimdi Kantura kim? Niye bunlara? Yani merak etmek lazım. Kantura Mustafa Asım Köksal kitabında diyor ki Hazreti İbrahim anlatacak. Hazreti İbrahim kısmında Türkler Kantura oğullarıdır. Bir bir hadisten bahsediyor. İçimizde ilahiyatçı varsa buna mevzu hadis diyebilirler. Ben bir şey demem. Onlar hukuki vatan diyen imana da mevzu hadis diyorlar. Vatan sevgisi imandandır. Ya hele ki mevzu hadis. Ne zararı var vatan sevgisinin imandan olmasına? Zararı var mı? Ben size sorayım ya. Ne zararı? Şimdi Türkler Kantura oğullarıdır diye hadis diyor söylüyor. Ben söylemiyorum. Mustafa Asım Köksal söylüyor. Ben de merak ettim bu Kantura neyin nesi diye. Arkadaşlar Kantura
Eğer Türkler Kamçoğullarıysa Kamçoğ'a Oğuz Kağan'ın kızına. Ne geziyor Oğuz Kağan'ın kızı Hazreti İbrahim? Arkadaşlar Hazreti İbrahim'in üçüncü hanımının adı Kamçoğ. Katıra. Ve Katıra da Oğuz Kağan'ın kızı. Oğuz Kağan diyor ki, işittim ki bizim gibi tek Tanrı'ya inanan birisi varmış. Diyor ve kızını oğlu şeye Hazreti İbrahim'e eş olarak veriyor. Şimdi hadisle tarih bilgisi örtüşüyor. Yani dinle ilim çatışır mı? Çatışmaz. Dinle ilim çatışıyorsa bir yerde problem var. Demek ki milli tarihi öğreneceğiz ve milli tarihe göre hayatımıza yön vereceğiz. İlmimizi ona göre yapacağız. Evet, baştan başa tarih olan Anadolu'muzun her beldesi gibi Osmancık da tabii ki bir tarihi süreç yaşamış. Evet, bu tarihi süreçte Danışmentler Selçuklu'dan önce Osmancık'ta boy göstermişler. Biliyorsunuz Danışmentler'in başkenti Niksar'dı. Danışmentlerin burada yaşadıklarına dair en güzel gelin istiyorsanız Danışman diye bir köyünüz var mı? Var. Niye oranın adı Danışman? Evet, buyurun söyle. Niye Danışman? Demek ki böyle bir geçmiş var. Böyle bir geçmiş var. Efendim Selçuklu'dan önce Danışmentler Anadolu'da arkadaşlar. Efendim bu Çorum bölgesi Selçuklu ile beraber daha sonra Osmanlı ile beraber bir Türk İslam yurdu oluyor. Hemen bu Türk İslam yurdu olması mesele daha öncesinde dediğim gibi milattan önce 700'lü yıllardan başlayan bir süreç var. Mesela Alp Dağları'nın adı Avrupa'daki Alp Dağları'nın adı Alpertunga'dan mülhem bir isimdir. Evet, Tuna'nın nehrinin adı Alpertunga'dan mülhem bir isimdir. Hala Avrupa'ya gidenler varsa Tuna nehrinin doğduğu yerin adı bugün bile hala Karı Ormanı. Efendim gidiyorsunuz Macaristan'da Beşşehir, Kosova'da Kumanova, efendim Sırbistan'da Uzici şehirleri var. İşte Macaristan'da Kosova'da yine hakeza İpek şehri, Akif'in babasının olduğu şehir. Evet, efendim Türkler Türkistan bölgesinde yaşarlarken, eğer böyle diyoruz ama şimdi bu anlattıklarından çıkacak sonuç Türklerin ana vatanı Orta Asya değildir. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Türklerin ana vatanı eğer bu anlatılanlar masal değilse, tarihle örtüşüyorsa o zaman Türklerin ana vatanı Hazreti İbrahim'in de yaşadığı yer burası. Kantura çocuklarına Hazreti İbrahim diyor ki sizin için de Horasan tarafını münasip gördüm. Yani buradan o tarafa gitmişiz biz. O yandan bu tarafa gelmişiz, orada mayalanmış, ondan sonra bu tarafa gelmişiz. Nasıl gelmişiz? Oğuz Kağan askerlerini toplamış bir maç söyletiyor. Kün tu olsun gök kurukan, daha deniz daha müren diyor. Yani güneşin bayrak olduğu, göğün de çadır olduğu bir ülke istiyorum sizden diyor Oğuz Kağan. Güneşin bayrak olduğu, göğün çadır olduğu ülke neresi? Bütün bir dünya. İşte Türk cihan hakimiyeti mefkûresi dediğimiz şey bu. Peki niye biz cihana hakim olmak istiyoruz? Sömürmek için. Amerika kaç sene oluyor Irak'a gireli? 2003'te girdi. Irak ne halde? Biz 512 sene durmuşuz Osmanlı adıyla Balkanlar'da. 512 sene. Amerika'nın 2003'ten beri yaptığının onda birini yapmamışız. Yıkımı. 512 senede eğer biz isteseydik Balkanlar'da şu anda kurtlar, kuşlar bile Türkçe ses çıkartırlardı, Türkçe uçarlardı. Demek ki biz de dünyaya hakim olmak isterken biz dünyaya nizam vermek için hakim olmak, sömürmek için değil. Evet değil. Dolayısıyla İslamiyet öncesi Türk tarihi diyoruz ama İslamiyet'in de ne zaman Türkler tarafından kabul edildiği konusunda da tarihi bilgilerimizi bazı şey etmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. Bizimkiler hala Karahanlılar zamanında Türkleri Müslüman olduğunu söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Efendim, gidip Bolu'da Hungarları Karahanlılardan çok daha önce Müslümandılar. Hazar Türkleri daha sonra Musevi oldular ama Hazar Türkleri 700'lü yıllarda Müslümandılar.
efendim, indediğini endallahi İslam, cuma günleri imamlar söylüyorlar değil mi? İndediğini endallahi İslam anlamını da söyleseler çok hoşuma gidecek. Niye anlamını söylemiyorlar? Allah katında din İslam'dır. Eğer Allah katında din İslam'sa ilk insan Hazreti Adem. İlk insan Hazreti Adem, ilk peygamber Hazreti Adem. Öyleyse İslam tarihi Hazreti Muhammed'le başlamıyor. İslam tarihi Hazreti Adem'le başlıyor. Hazreti Adem'le başlayan bir tarihi sürecin içerisinde Türklerin Müslüman olmadıklarını, Muhammed'i anlamla Müslümanlığı bir tarafa koyacak olursanız nasıl söylersiniz Müslüman değildi diye? Diyor ya, bizim gibi tek Tanrı'ya inanan birisi varmış diye kızını gönderin. Evet, dolayısıyla Türklerin cihan hakimiyeti mefkûresi ilahi kelimetullah. Allah'ın adını kainata hakim kılmak, dünyaya hakim kılmak. Allah'ın adını hakim kılmaktan kasıt ilahi adaleti, düzeni hakim kılmak. Dolayısıyla bu amaçla harekete geçen bir milletin sömürgeci olması mümkün değildir diye düşünüyoruz. Şimdi bu kadar bir giriş yeter. Bu kadar giriş yeter. Efendim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette diyor? Hucurat Suresi 19 mu? Ben bunları söylüyorum çocuklar derste. Böyle hemen, bu çok müthiş bir şey öğretmenler için. Öğretmenler çok büyük tehlikede, ben size söyleyeyim. Her anlattığınızı çocuk hemen masanın gözünde cep telefonuna giriyor. Google'dan bakıyor. Eğer yanlış bir şey söylemişseniz size bir şey veriyor. Arkadaşına mesaj atıyor. Görüyor mu diyor. Hoca yanlış söylüyor diyor. Ondan sonra sen o talebeye bir şey anlatamazsın. O talebeye bir şey anlatamazsın. Efendim şimdi biz insanı bir erkekle bir dişiden yarattık. Kavim kavim diyor ya. Niye yarattığını da söylüyor Cenab-ı Allah. Kavim kavim ayırdık. Niye tanışasınız diye. Kavga edesiniz diye değil bak. Tanışasınız, anlaşasınız diye. Şimdi Allah'a inanıp da ırkçılık manasında körü körüne şeytanın sünneti üzde ırkçılık yapan birisi varsa burada problem var. Biliyorsunuz ırkçılık işi şeytan işi. Cenab-ı Allah insanı yaratınca ne dedi meleklere? Secde edin dedi. Melekler secde edecekler. Şeytan secde etmez. Niye? Onu topraktan, beni ateşten yarattım dedi. Efendim, dolayısıyla üstünlük kasları ve ırkçılık meselesi şeytanın sünneti. Dolayısıyla bir inanan kesinlikle bu manada ırkçılık yapmaz. Ama milliyetçilik yapmıyorsa imanından şüphe eder. Niye? Kayın kayın diyorlar. Ben bizim de biz arkadaşlar biz kuluz Allah'ın. Allah kayın kayın ayırdım diyor. Biz hala kayın yok. Diyemeyiz arkadaşlar. Dememiz lazım. Bize düşen ne? Birbirimize saygı göstermek. Birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermek. Tanış olmak. Yunus Emre ne güzel söylüyor. Efendim, sen gelmedin darı için, benim işim sevi için, gönüller dost evi için, gönüller yapmaya geldin. Gelin tanış olalım, her işi kolay kılalım. Efendim, tanışalım diye farklı. Rum suresi 20. ayet midir? Rum suresi. Renklerin ve dillerin farklı olmasında akıl sahipleri için diyor, ibretli dersler vardır diyor Cenab-ı Allah. Dillerin farklı olmasında ve renklerin farklı olmasında. Akıl sahipleri için. Akılsızlar için felaket bu. Kavga sebebi. Ama akıl sahipleri için bir zenginlik. Allah'ın Habibi de diyor ki kişi kalbini sevmekle dınaramaz. Başka bir kavme benzemek isteyen o kavimden sayılır. Şimdi bunları niye anlatıyorsun canım? Hayır, bunları niye anlatıyorsun biliyor musun? Osmanlı, evet, yoğun bir Türk yerleşmesinin olduğu bir yer arkadaşlar. Özellikle de Oğuz Türklerinin yerleştiği bir yer. Örnek mi istiyorsunuz? Dudurga, 24 boydan birisi. Eylül, Saltuk. Bunlar Oğuz boyu anlattı. Avşar. Şimdi sadece Oğuz yerleşkesi mi? Hayır arkadaşlar, Osmanlı bölgesine Kafkas muhacirleri yerleşmiş.
Herhalde der ki bu kardeşlerimiz alenen çizip kim olduklarını söyleyenler olabilirler ama hatırı sayılır bir Kafkas muhaciri yerleşkesi var bu bölgede. Efendim Balkan muhacirleri var. Balkan muhacirleri var burada. Efendim başka Ahıska Türkleri var. Girli olanlı var mı içimizde? Girli olan köyünde. Girli olan mesela Ahıska Türkü. Evet şimdi bu değişik Türk sümreleri, değişik Türk sümreleri, değişik bölgelerden gelmişler ve burada aynı potanın içerisinde bir güzel yaşayan kültür oluşturmuşlar. Bizim bu kültürel zenginliği ucuza harcamamamız lazım. Bu kültürel zenginliği, mayalanmış olan bu kültürel zenginliği ahenk içerisinde tıpkı bir kilimin desenleri nasıl kilimi zenginleştiriyorsa, düşünün tek bir renkte dokunmuş bir halı veya tek renkli bir kilim. Mi zengin gözükür, alverisi olur, kıymet olur. Yoksa üzerinde motifleri olan, değişik renkler olan. Ve motifler ahenk içerisindeyse problem yok. Ama siz o ahengi bozar, yerlerini değiştirmeye çalışırsanız olmaz. İşte Osmancık'ta bu ahengin bozulmaması için yeni yetişen nesillere biz tarihimizi anlatmamız gerekiyor. Öz kültürümüzü anlatmamız gerekiyor. Evlatlarımızın içine doğdukları kültürle şekillendirmemiz ve içine doğdukları kültürü özümsemelerini sağlamamız gerekiyor ki onlar bu kültüre kendilerini yabancı hissetmesinler, başka ülkelere kaçma planları yapmasınlar. Evlatlarımız kendilerine yabancılaştıkları için, burada kendilerine bir hayat hakkı bulamayacaklarını düşündükleri için başka kültürlere, başka alanlara meylediyorlar. Belki de Türkiye'nin gelecekteki en önemli problemlerinden bir tanesi yetişen yeni nesillerin dışarıya gitme hevesi olacak. Bu beyin göçüdür, bu sermaye göçüdür, bu pek pus. Evet, onların bıraktığı boşluğu da tabiat boşluk kabul etmez. Birileri doldurur ve siz kendi vatanınızda efendim köle durumuna düşebilirsiniz. Eğer evlatlarınıza sahip çıkmazsınız. Ne güzel söylüyor Mustafa Kemal Atatürk. Diyor ki efendim Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başarmak için kendisinde güç bulacaktır. Ecdadımızı tanıtacağız. Ecdadımızı tanıtacağız. Türkler buraya gelirken İslam'dan önce gelmiş Türkler. Bakın Karamanlar var. Hristiyan Karamanlar. Ne yapmışız biz Karamanları mübadelede? Hristiyan diye Balkanlara göndermişiz Karamanları. Yıllarca Yunanistan'ı Karamanlı sülalesi idare etti. Karamanlı sülalesi. Karamanlı sülalesi bizi mübadelede gönderdiğimiz Hristiyan Türkler. Hangi edebiyat tarihi kitabında Karaman Türklerin edebiyatını anlatıyorlar? Ya bırakın Karaman Türklerin edebiyatını. Edebiyat tarihi kitaplarımız baştan sona yalan söylüyor. Veya yalan anlatmak zorunda kalıyoruz. Niye? Evet içimizde edebiyat hocalarımız var şimdi bana kızacaklar ama hocam Fuat Köprü de öyle diyor bilen. Hepsi bir kenara arkadaşlar. Yeni bilgi geldi miydi? Doğru bilgi geldi mi? Ötekini silip atmak lazım. Biz şimdi diyoruz ki ilk insan Hazreti Adem, ilk Müslüman Hazreti Adem efendim ondan sonra Türk edebiyatını devirlere ayırıyorsunuz. İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı, İslamiyet tesirindeki Türk edebiyatı, Batı tesirindeki Türk edebiyatı. Peki Müslüman olmayan Türkler edebiyatını nerede anlatacaksınız? Bize ne onlardan? Alman edebiyatını anlatıyorsunuz. Dünya edebiyatı, İngiliz edebiyatını anlatıyoruz. Hristiyan Türk'ün ne günahı vardı anlatıyorsunuz. Musevi Türk'ün ne günahı vardı anlatıyorsunuz. Bırakın arkadaşlar Hristiyan'ın ve Musevi'sini. Özbek edebiyatını anlatıyorsunuz mu liselerde? Kırgız edebiyatını anlatıyorsunuz mu? Kazak edebiyatını anlatıyorsunuz mu? Azerbaycan edebiyatı, bir devlet, efendim ne, iki devlet, bir millet. Slogan atmakla olmuyor. İcraat, icraat, aynası iştir, kişinin lafa bakılmaz, görünür şahsı, rütbe aklı eserinden. Madem ki iki devlet, tek milletsek, o zaman niye edebiyat derslerimizde Azerbaycan edebiyatını anlatamıyorsunuz? Bahtiyar Vahapzade'den kaç şiir okuttunuz? Güney Azerbaycan'da 36 milyon Oğuz Türk'ü yaşıyor İran'da. Şehriyar'dan kaç şiir öğrettiğinize çocuklarımızı ezberlettik? Soruyorum kaç şiir? O zaman müfredatları değiştireceğiz.
İslamiyet öncesi, İslamiyet sonrası bu taksimat bir tuzaktır, bundan vazgeçeceğiz. Türk tarihini milli devlet üzerinden planlayarak anlatacağız. Siyasi devlet üzerinden plan yapmak ilme aykırıdır. Peki milli devlet ne? Bir milletin üç tane devleti olur. Siyasi devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde kalan coğrafya bizim siyasi devlet sınırımızdır. Aynı zamanda bizim dini devletimizdir. Müslümanlar için söylüyorum. Çoğunluğu Müslüman olduğu için bizim dini vatanımızdır. Efendim başka Türkçe yaşadığı için milli vatanımızdır. Ama biz milli vatan üzerinden ilim yapmamız lazım. Tarih ilmini, sosyolojiyi ve edebiyat ilmini milli vatan üzerinden yapacağız. Üsküp Belediye Başkanlığı'nın oğlu Yahya Kemal Beyatlı diyor ki, Yahya Kemal Beyatlı efendim Cumhuriyet devri, Türk Edebiyatı'nın önemli bir şairdir ama Yahya Kemal Beyatlı Makedonya'nın başkenti Üsküp şehrinin belediye başkanının oğlu Yahya Kemal. Ve Yahya Kemal Beyatlı diyor ki Türkçenin çekilmediği yerler Türk vatanıdır. Öyleyse Türk edebiyatı Türkçe yaratılmış edebiyattır. Türk edebiyatı dediğimiz zaman Türkçe yaratılmış edebiyat. Ayda ne varsa onu da anlatacağız. Nerede varsa anlatacağız. Bırakın biz efendim ayı, özgür, kırmızı, kaza, Azerbaycan'ı yavru vatanı Kıbrıs'ın edebiyatını bile anlatmaktan aciziz. Kıbrıs edebiyatını derslerinde anlatan kaç şey hocamız var? Ben Osmanlı Lisesi'nde çalışırken Zümrüt Öğretmenler Toplantısı yapmıştım. Evet, Müjel Hocam da belki şimdi hatırlayacak. Ben de genç bir heyecanlı edebiyat öğretmeniyim. Onlara dedim ki ben katipliğini yaparım Zümrüt Öğretmenler Toplantısı'nı. Evet, ben de yazdım bir şeyler. Hocalarım da imza attılar. Müdür Bey daha sonra dedi ki bunu düzeltin dedi, geri gönderdi. Ben oraya yazmışım. Türk dünyası edebiyatları da yeni geldikçe derslerimizde işlenecek diye. Müdürümüz orayı buraya çıkart dedi. Müfredatta burası yok dedi. Müfredatta olmayabilir ama gerçekte var. Ya yavru vatan Kıbrıs'ı bile anlatamıyoruz arkadaşlar. Türkiye üvey anam yoksa. Ana vatan diyorsunuz, yavru vatanı anlatamıyorsunuz. Onun için tarihimizle yüzleşmemiz lazım. Doğru tarihe. Yalan bırakın. Mustafa Kemal'in güzel bir şiiri var. Hakikat nerede diye. İnternetten bunu okuyun. Yalan tarihi göm diyor, hakikate git diyor. Evet, şimdi biz buraya gelirken Müslüman kimliğiyle geldiğimiz süreçte, yani Selçuklular Müslüman kimliğiyle gelişimizdir arkadaşlar. Efendim, diğer kimlik, milli kimlik ayrı bir meseleydi. Gelirken askerden önce zinde kuvvet bizde, efendim silahlı kuvvetler zinde kuvvet gibi gözüküyor ama asıl zinde kuvvet, askeri de harekete geçirecek muharrik güç, muharrik güç din ve bu evliyalar dediğimiz Hoca Ahmet Yesevi silsilesinden gelen insanlar. Hoca Ahmet Yesevi silsilesinden gelen insanlar efendim mayalaya geldiler bu tarafa. Ve Anadolu'yu mayaladılar, Balkanları mayaladılar. Hatta Balkanlara Osmanlı'dan önce Sarı Saltuk'la geçmişiz. Sarı Saltuk. Sarı Saltuk'la geldikti Horasan'dan. Diyarı Rum'a dağılıp bir bir diyor. Sarı Saltuk'un Balkanlara geçişi Osmanlı'dan önceki süreçtir arkadaşlar. Evet, Sarı Saltuk Keykavus'la beraber Keykavus'la geçiyor. Keykavus, Gagauzlar, Hristiyan Türk kardeşlerimizin adı Gagauzlar. Onlar Keykavus'tan geldiklerini söylüyorlar. Avrupa'nın ortasında yaşıyorlar. Peki Balkanlar, Anadolu'ya kimler geldi? Ahmet Yesevi silsilesinde. Ahmet Yesevi kim biliyor musunuz arkadaşlar? Ahmet Yesevi'nin kabrinin bulunduğu yer Kazakistan'da Yesişehir. Şu anda Ruslar oraya Yeş adını değil, Türkistan adını vermişler. Türkistan Türklerin yaşadığı coğrafyadır. Türkiye'de Türkistan'dır, Balkanlar'da Türkistan'dır, Bulgaristan'da Türkistan'dır. Sizin Orta Asya dediğiniz yerde Türkistan'dır. Türkistan kelimesi kullanılmasın diye efendim birileri bize Orta Asya kavramını dayatmış. Daha sonra birileri Avrasya kavramını dayatmaya devam ediyor. Efendim daha sonra birileri Türkiye devletler kavramını dayatmaya devam ediyor. Türkiye, Türkiye benzeyen demek. Ya Azerbaycanlar Türkiye benzemiyor arkadaşlar. Azerbaycanlar Türk ya. Kazaklar Türkiye benzemiyor. Kazaklar Türk. Ne demek Türkiye? Türk bundan. Onun için bu kavramları kullanırken dikkat edeceğiz. Türkiye kavramı, Orta Asya, Avrasya,
Rumeli kavramlarını mümkünse kullanmayacak. Türkler Rumeli'ye geçtikten sonra artık orası Türkiye'li olmuş. Niye Rumeli? Balkanlar değil, Balkan Türkçe'nin kendisi. Efendim buraya kimde Ahmet Yesevi diyor ki, Ahmet Yesevi 11. yüzyıl. Hoca Ahmet, yedi atana rahmet. Arap dilini bilsen de sen yine Türkçe'ne devam et. Veya bir başka şekilde Hoca Ahmet, yedi atana rahmet. Fars dilini bilsen de Türkçe'ne devam et diyor. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi silsilesinden gelen ve bizi mayalayan ruh temsilcileri, kolonizatör Türk temsilcileri Türkçe ile dini tebliği yaptılar. Farsça ile Arapça ile değil. Daha sonra Farsça ile Arapçayı Türkçe'nin yerine bina ederek bizi dinini anlamayan fertler haline getiren bir zümre gelişti. Devleti Selçuklu vuruyor Türkler, devletin dili Farsça. Osmanlı devleti vuruyor Türk, medreselerin dili Arapça, sanat dili Arapça, Farsça. O zaman niye devlet kuruyorsun? Niye devlet kuruyorsun eğer kendi dilini iktidara getirmeyeceksin? Diye kimse sormuyor. İşte Hoca Ahmet Yesevi silsilesinden gelenlerden efendim Osmancık'ta mekan olarak Osmancık'ı seçen ki Koyunbaba Hazretleri. Efendim şimdi Osmancık'ın zenginliklerini anlatmaya geçiyoruz. Efendim ben de daha çok ben size söyleyeyim bu gece efendim, sabah ezanına kadar buradayız. Efendim sıkıntı yok. Namazlarla kaza ederiz. Şair ne güzel diyor ki gel gel ki savun salatın kazası var. Sensiz geçen ömrü hayatın kazası yok. Yani namazın da efendim orucun da kazası olur ama kazası olmayacak zamanlar var. Efendim bir daha beni bulup dinleyemezsiniz. Efendim gel gel gel. Yani masal anlatıyorum da gerçi. Şimdi şairin bir tanesi diyor ki hocam anlat bana tarihimi anlat. Muhtacım o tarihe. Ne olursun tarihe biraz masal at. Biraz da ben şimdi iki kelime de ilave ettim. Evet. Yani şimdi benim anlattıklarına inanmayın ama aklınızın bir köşesinde de soru işareti olsun. Hakikaten Türkler Anadolu'ya 1071'de girdi mi girmedi mi? Soru işaretiyle düşünün. Öncesi var mı yok mu?